Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Arkadaşlar e, bugün de hikaye modu için sonunda artık bir video yapabileceğim. Biliyorsunuz ki e, arkadaşlar yani daha doğrusu bildiğiniz üzere oto mod geleli bayağı oldu. Ben de bir türlü video çekemedim. Bir iki arkadaş söylemiş işte. E, şey şeyi sormuşlardı işte bir oto mod için en ideal karakterleri falan e, sıralayabilir misin ya da söyleyebilir misin tarzı bir İstekte bulunan arkadaşlar da vardı. Ben de arkadaşlar bu videoda otomatik mod için ölmeden ve hızlı bir şekilde tamamlamanızı sağlayabilecek karakterleri sıralayacağım arkadaşlar. Nedenleriyle birlikte başlayacağım. Daha sonra da yavaştan videoyu bitiririz. Arkadaşlar şimdi ben bölümleri ayırmak durumundayım. Çünkü her bölümde istediği şey farklı oluyor. Hikaye modunda üstün mod için konuşuyorum bu arada. Normal modun ödülleri pek iyi olmadığı için üstün mod için konuşuyorum dediğim gibi. Bu arkadaşlar birin şu anda şey ilk olarak şeyden başlayacağım bu arada onu da söyleyeyim de. İlk olarak boyutsal çarpışmadan başlayacağım ilk olan ilk olandan. Burada da arkadaşlar birin biri birin ikisi ve birin üçü kısımlarında sizden şöyle baktığınız zaman şey istiyor fiziksel karakter istiyor şey yazıyor bakın gördüğünüz üzere bölüm özel bonusu kısmında enerji hasarına düşman bağışıklığı diye bir özellik var. Yani arkadaşlar enerji saldırısı yapan karakterler kullanırsanız bu modu yani kolay kolay geçemezsiniz. Hatta hiç geçemezsiniz. Çünkü e, hasar veremeyeceksiniz arkadaşlar. Bu nedenden dolayı da sizin burada fiziksel karakter kullanmanız gerekiyor. Peki Peki burada e, kullanabileceğiniz en ideal fiziksel karakterler ne? Şimdi bunun e, bundan da bir bahsedeyim ve arkadaşlar ilk olarak e, tabii ki karakterlere girmeden önce bir şeyden de bahsetmem gerekiyor. Arkadaşlar aslında sizin Hikaye modunda, otomatik modda kullanabileceğiniz en ideal karakterler aslında PvP karakterleri. Yani e, bunun nedeni de şu arkadaşlar PvP karakterleri ölmüyor. Şimdi eğer kartlarınızdan ya da işte e, um, urularınızdan falan yeteri kadar YP'niz falan yoksa, yeteri kadar karakterinizin canı yoksa ve karakteriniz yeteri kadar can yenileyemiyorsa e, bu durumda arkadaşlar problem yaşıyorsunuz. Çünkü hikaye modunda ölüyorsunuz otomatik modda. Bu nedenden dolayı arkadaşlar aslında PvP karakterleri çok daha iyi oluyor. Çünkü arkadaşlar PvP karakterleri ölmüyor. Bu nedenden dolayı aslında en iyi seçenek onlar. Ancak arkadaşlar ben bu videoda PvP karakterlerini sıralamayacağım. Çünkü PvP karakterleri her ne kadar iyi olsalar da ölmeseler de yavaşlar arkadaşlar. Yani bu nedenden dolayı bayağı uzun bir süre beklemeniz gerekecek ta ki e, haklarınız bitene kadar bütün bölümleri Bitirene kadar beklemeniz gerekecek. Ben de bu nedenden dolayı arkadaşlar PvP karakterlerini koymaya uygun görmüyorum. Çünkü dediğim gibi çok yavaş oluyor. Bu sebepten de ben hızlı tamamlayabilen aynı zamanda ölmeyen iyi hasar olan PvE karakterlerini biraz daha sıralayacağım. Yani tabi arada olan karakterler var. kim modda da iyi olan karakterler de var tabi listede ama gene de bunu baştan söyleyeyim. Ama dediğim gibi en iyi kullanabileceğiniz karakterler PvP karakterleri. Şimdi... Arkadaşlar dediğim gibi birin birinde ve birin ikisinde ve birin üçünde sizden fiziksel karakter istiyor. Peki buralarda kullanabileceğiniz en ideal fiziksel karakterler kimler? Arkadaşlar birincisi Quicksilver. Şöyle gireyim hatta. Quicksilver arkadaşlar gayet hızlı bir şekilde tamamlamanızı sağlıyor. Özellikle şu kostümü varsa elinizde. Ee, ve arkadaşlar kolay kolay da ölmüyor. Hani bu karakter varsa bence bu bölümleri hızlı hızlı tamamlayabilirsiniz. Quicksilver diyelim ki elinizde yok ya da elinizde adam akıllı bir kostüm yok. Bunun dışında arkadaşlar aslında Wolverine de gayet iyi bir seçenek diyebilirim fiziksel bölümler için. Bu karakteri de kullanabilirsiniz. Hadi bu da elinizde yok diyelim. işte gerçi bu elinizde var mıdır bilmiyorum ama arkadaşlar Maccari de aslında bu bölümde gayet iyi diyebilirim. Çünkü hem hızlı bir karakter hem de hasarı da çok yüksek çok hızlı bir şekilde tamamlamanızı sağlayacak. Ve arkadaşlar bir başka örnek vermem gerekirse bir de Kate karakteri diyebilirim. Çünkü Kate karakterinin can yenilemesi falan da var. Bu nedenden dolayı arkadaşlar kolay kolay o modda ölmeyecek. Hatta şöyle bir örnek göstermem gerekirse. Bir girip şöyle mesela birin üçünde bir e, test edelim. İşte Quicksilver. Bana göre en iyisi Quicksilver burası için. Mesela Quicksilver'ı koyayım şöyle. Şöyle bir başlayayım arkadaşlar. Evet. Şöyle örnek göstermek için gireceğim. Otomatik e, modda ne kadar sürede tamamladığına da bakarsanız gayet hızlı bir şekilde tamamlayabiliyor. E, ee, bu birin biri, 1'in ikisi, birin üçü dışında diğer modlara da geleceğim. Çünkü arkadaşlar sizden bakın şöyle gayet hızlı bir şekilde yine 5. yeteneğini kullanırsa daha da hızlı olur. Evet. Ee, bundan sonra da arkadaşlar 2'nin biri, 2'nin ikisi ve 2'nin üçünde de sizden Enerji hasarı veren karakterler istiyor. Çünkü fiziksel hasara karşı bağışıklık var o bölümlerde de. O bölümlerde de enerji saldırısı yapan karakterler kullanacaksınız ve burada da hızlı olan karakterlerden kullanmanız gerekiyor. Ki ben de size birazdan bu karakterleri sıralayacağım. Bu bölüm biter bitmez. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bitti. Bayağı hızlı tamamlıyor. Yani dediğim gibi burası burası için aslında Quick Silver gayet iyi diyebilirim. Şimdi a arşivden de bir şey aldık güzel oldu. Tamam şimdi arkadaşlar bir de 2'den e, iki, devam edelim. Şöyle gelelim. Şu anda 1'in üçündeyiz. 2'nin birine girdim. Şu anda gördüğünüz gibi bakın şu sol üstte siz size şey diyor. Fiziksel hasara karşı düşman bağışıklığı diyor burada. Yani arkadaşlar sizin burada enerji saldırısı yapan karakterler kullanmanız gerekiyor. Peki bunlar kim? Arkadaşlar bana göre bu modda kullanabileceğiniz e, muhtemelen en ideal karakter Luna karakteri olacak çünkü bolca e, can yenilemesi var bakın. 5. yeteninde %15, 4. yeteneğinde gene %15, 3'te 3, 2 1'de yok da e, şey 6. yeteneğinde de var. E, max yep'ini %7 kadarını yeniler diyor ama her bir saniyede bir yapıyor bunu ve arkadaşlar hemen hemen bütün skill'leri bu karakterin alan hasarı yapıyor ve bu modda hızlı tamamlayabilmeniz için de alan hasarına ihtiyacınız var. Alan saldırısına ihtiyacınız var. Yani demem o ki arkadaşlar aslında bu modlar için kullanabileceğiniz en ideal karakterlerden biri Luna. Bir diğer arkadaşlar aslında şöyle gideyim biraz Human Torch karakteri ama arkadaşlar Human Torch her ne kadar iyi olsa da yapay zeka Human Torch'u pek iyi kullanmıyor. Yani otomatik modu bıraktığınız zaman genelde birinci ve ikinci yeteneğini kullanıyor ve bu da sizin bir işinize yaramıyor. Yani bir de can yenilemesinin de 5. yeteneğinde olduğunu varsayarsak Hani bunu da göz önüne alırsak arkadaşlar ölebilir bu karakter O yüzden hani çok ön sıradan kullanmasanız olur ama YPN'iz yeteni kadar YP'niz varsa aslında Human Torch'ta gayet ideal bir seçenek olabilir Bunun dışında arkadaşlar bu mod için aslında Profesör X de gayet güzel bir karakter Yani kolay kolay ölmüyor ve bu karakterin de baya bir alan saldırısı var arkadaşlar Bu nedenden dolayı aslında güzel bir karakter diyebilirim daha sonrasında arkadaşlar gene Sentry güzel bir karakter, ee, gene Tina güzel bir karakter. Tabi kostüm varsa ben henüz kostümü alamadım. Ee, arkadaşlar bunun dışında Betray bir karakteri de gayet güzel. Ee, gene kolay kolay ölmeyen bir karakter ve gene baya bir alan hasarı, alan saldırısı olan bir karakter. Ee, yani bunlar dışında gene Scarlet Witch de aslında fena olmayan bir karakter. Bu karakterin de bolca alan saldırısı var ama biraz yavaş kalabiliyor diğerlerine nazaran. E, Bunlar da aşağı yukarı böyle diyebilirim e, bu bölüm için yani 2'nin 1'i 2'nin 2'si ve 2'nin 3'ü için arkadaşlar 3'ün birinden size savunma açmaya karşı düşman bağışıklığı falan diyor ama bu önemli değil yani e, hemen hemen her karakteriniz bu bölümü geçebilir e, bu tür bölümlerde sıkıntı olmuyor yani burada da arkadaşlar sizin en hızlı karakterlerden kullanmanız lazım kim gibi İşte Luna gibi ya da Wolverine gibi ya da Makkari gibi Makkari de gayet güzel hani bu tür karakterleri kulüp kullan Sentry kullanabilirsiniz gene. Ee, e, Tina da aslında gayet güzel dediğim gibi bu bölümde. Profesör X de gayet güzel. Hani bunlar kullanılabilir arkadaşlar. 3'ün ikisinde de aynı durum var. 3'ün Üçün üçünde de aynı durum var. 4'ün birinde arkadaşlar e, düşmanın kesin kaçınma oranını %50 kadar artırır falan filan de çok önemli bir şey yok. Yani e, arkadaşlar burada da hemen hemen her karakteri kullanabilirsiniz. 4'ün ikisi de aynı durum ama arkadaşlar 5'in birinde kullanamıyorsunuz. 5'in birinde şu özellik var. Kahramanlardan alınan hasar yansıtır, alınan hasarı azaltır. Yani arkadaşlar sizin burada süper kötü kullanmanız gerekiyor. Peki burada kullanabileceğiniz en iyi süper kötüler kimler arkadaşlar? Onlara bakalım bir de. Arkadaşlar ilk olarak bana göre Cyclops karakteri aslında bence burası için en iyisi. Hem alan saldırısı yapıyor hem de hızlı bir karakter arkadaşlar. Ve can yenilemesi de var bolca. Bu nedenden dolayı arkadaşlar 5'in biri için en ideal karakter diyebilirim. Bunun dışında arkadaşlar Loki karakterini de kullanabilirsiniz ama Loki karakteri Cyclops'a nazaran biraz daha kolay ölebiliyor. Hasar daha yüksek ama dediğim gibi daha kolay ölüyor. Bunu yani o yüzden çok sık kullanmasanız da olur aslında. Ve bunun dışında arkadaşlar Captain Marvel karakteri de gayet iyi burası için. Bu tür karakterleri buralar için değerlendirebilirsiniz. Peki arkadaşlar gelelim altının birine. Altının birinde de sizden düşmanın süper kötülerden aldığı hasar yansıtır. E, alınan hasar azaltır gibi bir bir şey söylüyor size. Yani arkadaşlar burada da altının birinde ve altının ikisinde sizin kahraman kullanmanız gerekiyor. İşte buralar içinde kimi kullanabilirsiniz? İşte Luna'yı kullanabilirsiniz. Sentry'yi kullanabilirsiniz. Zibetere'yi bile kullanabilirsiniz. E, YP'niz varsa biraz Human Torch'un dediğim gibi yapay zeka kullanımı pek iyi değil. E, Human Torch falan da kullanılabilir. E, öbür türlü biraz Human Torch çabuk ölebilir. Eee... Yani burası da sanırım bu kadar. Ee, arkadaşlar 7'nin birinden geri kalan sonuna kadar çok bir önemli bir olay yok. Burada da hemen hemen her karakteri kullanabiliyorsunuz. Ee, bu saydığım karakterlerden gene e, hangisi sizde varsa bunlardan birini kullanabilirsiniz. Gayet etkili bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olur. Aynı şey arkadaşlar gerçek shield bölümünde de geçerli. Çünkü burada da çok e, şey yok. Büyük bir olay yok. Savunma açmaya karşı düşman başlıklı diyor ve Kahraman darbe aldığında tüm hızı 2 saniye boyunca %10 kadar azaltma şansı var. Çok önemli bir şey yok arkadaşlar. Burada da hemen hemen her karakter kullanabiliyor saydığım karakterlerden birini kullanabilirsiniz. Öte yandan e, arkadaşlar Top savaşta şurada baktığınız zaman düşman elemental olmayan hasar bağışıklığı diyor. Yani burada sizin elemental bir karakter kullanmanız lazım. Buna mecbursunuz. Başka tür karakter kabul etmiyor. Peki burada kullanabileceğiniz en iyi karakterler kimler? Gene arkadaşlar listenin başında bana göre Luna Snow var. Hasarı güzel. Can yenilemesi bol. Alan hasarı baya bir alan hasarı var. Ee, alan saldırısı var. Yani bu karakter burası için en iyisi diyebilirim. Bunun dışında arkadaşlar Battery Bill var. Gene e, Battery Bill'i kullanabilirsiniz. Bunun dışında Profesör X'i kullanabilirsiniz. Profesör X de elemental bir karakter. E, gene Human Torch'u da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama Human Torch dediğim gibi e, yapay zeka Human Torch'u biraz kötü kullanıyor. O yüzden Biraz daha geri sıralara atabilirsiniz. Bu tür elemental karakterleri burada kullanabilirsiniz. Ve sonuncusunda da arkadaşlar gene yine... ee, pek önemli bir olay yok. O yüzden hemen hemen her karakteri kullanabiliyorsunuz. Burada da saydığım karakterlerden elinizde hangisi varsa etkili olanlardan kullanabilirsiniz. Evet sanırım bu kadardı ama videoyu bitirmeden birkaç tane de sandık açalım mı ya? Şöyle benim de birik... çok az biriktirdim ama mesela şuradan iki tane birikmiş. Arkadaşlar birinci bozan 62 tane var. Üçten iki tane var. <laughs> Çünkü arkadaşlar bana üçüncü yapboz parçası bir türlü gelmiyor. Çok ee... Aa, evet bu güzel oldu. çok ee, sıkıntılı o konuda. Şöyle baktığımız zaman evet. Hatta iki karakter de kullanıyorum arkadaşlar. Üçüncü bölüm için sürekli. Ama yine de yapboz parçası vermiyor bana. Gelelim biraz da şuradan açalım. Buradan da o buradan baya varmış. Dokuz tane varmış. Açalım. Vuru verdi. De... Tekrar açmadı evet. Bakalım modin urusu falan alabilecek miyiz? YP urusu fena değil. Odunurusun tercih ederim tabii ki. Ya da Titan bileşen paketi falan da güzel olur. Ondan da verirse eğer. Güzel. Yani keşke odunurusu verse ya. Evet hiç vermedi. Gene yok. Gene yok. <laughs> Gene yok. V vermeyecek herhalde arkadaşlar bu sefer. Bari kategori 3 malzemesi. Heh, bu güzel oldu. Kategori 3 malzemesine hayır demem. Gelelim. Bir de şuradan biraz açalım. Kaç tane var burada? Burada da 5 tane varmış. Burayı da açalım. Full uyandığım ışını tercih ederim tabi ama. Verir mi bilmiyorum. Gene vermedi. Güzel. Tam bileşen paketini hayır demem. Bunu istemiyorum. Evet, peki bir şey vermedi buradan da. Son olarak bir de şurayı açıp videoyu bitirelim artık. Buradan da 3 tane varmış. Bu çok güzel. Buna hiçbir itirazım yok arkadaşlar bu arada. Bu çok kötü. Hadi bir tane de ctp var. Güzel. 5 5 yıldız şey 5. Beş, 5. seviye tür geliştirme bileti güzel. Evet sanırım arkadaşlar bu kadardı. Ee, siz ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Sizce hangi karakterler otomotla daha iyi? Bunu da yorumlara yazın arkadaşlar. Bu arada beğenmeyi de unutmayın. Tekrar görüşmek üzere millet. Bay bay.